Delal kamerasıyla beraber bakıyor, açıktı. Hemen kamera kırıldı. Jenerator arkası ilk oyuncu. Eğim Delal görüldü. Güzel bir headshot idi rakibi ama Eğim Delal oraya sıkıştı. Ve Şapaz'ın kili sonrası entry'yi bulan other side C tarafına Spike Brand'ı alacak. Kero hemen keşif okunu kırdı. Ya zor bir retake olacak sanki. Çok iyi okudu oyunu other side ekibi. Genel olarak A'yı rakibine verdikten sonra mid round'da aldığı tek bir info ile birlikte oyunu C'de hızlandırdılar kontakta. Ve açılan round öncesi bir Viper ini vardı. Perdesi düzeltiyorum. Arkadan iki oyuncu gelecek. Çok güzel bir şok oku. Ve Şapaz. Harika. Round'daki üçüncü killini alıyor. Bir paranoya var. Jonix Kero'yu bulmuş. Tek başına Fred. O da Pova'ya düşürüldü. 1-0 other side önde. Bakalım. Fred o cepten bir şeyler çıkarabilecek mi? Double door'da Kero. İnfo almak için çıktı ama Min zaten biraz secure, biraz kontrollü halde. Ya bu arada sıkıştıracaklar. Ortaya puşladılar. Ya Fred bir tane kill alırsa İyi bir yardım getirebilirler. Oh. Birebir takas. Fred dediğimiz gibi kill almayı başardı. Vay! Harika bir dokunuş. Mükemmel bir flick. Mini de buldu aslan tek başına. Jonix. İyi okudular burayı. Gerçekten rakibinin dizilimine göre oynadılar. Ve şimdi other side içeri girdiği gibi çok hemen plant'ı alarak çıktı. Hasar almadılar. Yani Pova spike'ı kurdu. Hala 150 canda. Oh. Armor'ı bile gitmemiş neredeyse. Mini'nin nerede olduğuna bakar mısın? Evet. Line up olabilir mi? Olabilir gibi. Şimdi arkaya doğru bu arada bakacaklar. Jonix hala B önünde. Min A'yı kesmeye devam ediyor. Marvel C'yi kesmeye devam ediyor. Bu arada Min, Muj'la beraber birer tane kill geldi ama Indelal oraya hazır bir şekilde çıktı. Şimdi Aslan zehir içerisinden çıkmaya çalışıyor. Bir headshot da aldı. Son kalan Şapaz onu da Indelal vurdu. Paranoya çok iyi geldi. Muj full kör, Fred de kör. Fred güzel bir spray geldi. 2 kill, 3'ü de düşürüyor. Muj'un da yardımı var böylece. Çalışıyor Fred. Shoulder atarken yakalandı Jonix. Yakalanabilirdi. Jonix bıçakları yenilendi ama Fred bu arada ikişer üçer vurmaya devam ediyor. Pova'dan bu kez bir takas gelmiş durumda. 2v3 BBL hala kontrol de diyebiliriz round için. Muj geldi smoke arkası. Endelal'i bekleyecek. Bir dikkat çekti. Endelal geldi. Oraya doğru bir flash pick daha geliyor. Son oyuncunun da yeri belli. Marvel ve onu da yakalayan Marvel'ın. Dediğin gibi canı sadece 10. Aşağı atlayan Kero'yu vurdular ama takasın bu kadar hızlı geleceğini düşünmediler. Şimdi ultiyi kullanmak isteyebilir Fred ve atıyor ultiyi. Şapaz içinde kalacak. Kill'le sonuçlandırdı. Muj eş zamanlı olarak Marvel'u yakalamış. Önde kaldı Jonix. Min'le birlikte arka arkaya oynamak zorundalar ama tek başına artık bir Viper ininde Min var. Ve Min peek alıyor ama uzak mesafede Indelal'den gelen yardım bir round daha BB'yle yazacak. Ne kadar iyi. Çok kolay oldu. Fred önde. Harika 3 kill. Line up ama Min. Bakalım durumu dengeye getirebilecek mi? İkinci kill'iyle birlikte 46 canı var sadece. Bu bir gun roundu. Anti-Eco değil. Tekrar hatırlatalım. Evet. Tabii yani onlar tedirgin oldular biraz. Hani diyorlar ki cross koyalım. Gelen backup'ı vuralım önce bir. Ama bu biraz sanki BB'nin işine geldi. Çünkü rakibi site'e girmeyince arkaya dönmeleri noktasında iki tane oyuncu. Hem A arkasından hem de window tarafından. Pozisyon aldı. Zaten spawn'da şu an Muj çok kontrollü. C'yi sadece plant alındığında infosunu verecek. Double door ve B'yi biraz uzaktan bakarak bekliyor. Şu an yavaş yavaş plantisi geldiğinde taktiğin C olduğu anlaşılacak. Ve çok hızlı C arkayı bu arada alacaklar. Uzundan retake çok hızlı gelecektir. İki oyuncu arkadan gelecek mi bilmiyorum ama ilk oyuncuyu beklerler. İkinci oyuncuyu bence beklemeyeceklerdir. Şimdi yerler değişiyor bu arada. Window'dan garaja doğru ilerleyecek. Duvarda patlayan bir Tasmanya kaplanı. İki oyuncu da window'dan geliyor. Pova ile birlikte zamanlı olabilir. Arkası dönük yakalandı ama tek başına kaldı ve Indelal. Hata yapmıyor burada. Harika takaslar yine geliyor. Kaplanı çıkacak. Long yakında iki oyuncunun olduğu infosunu muhtemelen verdiler. Bunu hemen kırmasına ihtiyacı var. Yalnız kırarken Muj da eş zamanlı olarak Jonix'i yakalamış. 2. Pova'yı da buldu ve Kero Mini bulunca tek başına Şapaz kaldı. Ben açıkçası other side'ını da endişelenecek olsaydım short'tan endişelenirdim. Şapaz'dan iyi. Jonix hareketlendi. Bakalım girmeye deneyecek mi? Yakın mesafe. Muj kill'ini aldı. Geri kaçtı. Sürüklerini de gönderdi. Orada Pova da yakalanabilir. Şimdi bir Sova ultisi geldi. Şapaz bu arada Muj'u bulmuş. Backside'da Fred yakalanabilir gibi. Ve yakalandı. Şapaz'dan güzel entry'ler var. Uzun tarafında Min. Eğim diyeler. Aslan ikilisi. Bir anda tek başına bıraktı Marvel'ü. Yani perdenin sağına geçmeye karar verdi ama herhalde boş olduğunu düşünerek evet. Yaptığı bir hamle bu Mean'den. Belki de kurabilse Marvel'e bir clutch pozisyonu bırakabilirdi. Sanırım backside'da rakip olduğunu düşündü. Bu arada Marvel'dan Aslan'a çok iyi bir reaksiyon. Double peek gelecek. Line up gelebilir diye. Vallahi biraz riskliydi. Hem de var ya MDL'el eğildi arkasından. Long'dan koşuyorlar ve kamera muhtemelen hepsini duyuyor olsa gerek. Kamera kırıldı ama
Fred'den gelen bir enti. Aslan 2'yi bulmuş. Tek taraflı geçiyor. Bu roundda olduğu gibi 3'e 2. Mean ve Marvel'in killeri. Şimdi Viper in'i gelecek. Önünde kaldı o in'in. İçeriye doğru. Geldi. İç öden bir tecrit. Pek kazanma fırsatları kalmadı sanki. Şimdi Marvel Muş tarafından yakalanınca son kanisi Mean. Kaldı içimde. 2 saniye, 1 saniye. Umarım beni görmezler. Ama olmadı. Muş. 2 zaman zaman bireysel oyunlara da ihtiyaçları var. Pova'dan harika bir reaksiyon ama birebir takas. Mean şimdi içeride ve güzel bir oyun daha. Klasik'le birlikte yerden Ghost'u aldı şimdi. Mean biraz daha yakına girecek. Şapaz da yardıma geldi. Kamerasını açıyor Şapaz. Smoke'tan yakına girecek. Bir de Jonix var artık. Spike kontrolü şu an savunma ekibinde A'dan lurkleyen bir MDL var. Yani o çok kritik olacak. Marvel bunu tahmin ediyor belki ama tabii MDL direkt lurkleyemiyor. Önce orada Fred'in biraz dikkat çekmesi, belki bir kill alması lazım Kero ile beraber ki hani o da lurkleyebilsin, arkalayabilsin. Şimdi sol tarafa Mori geldi, orada kimse yok. Sağ tarafa doğru çıkacaklar. Yakın mesafe Kero çok iyi çıkamadı ama Mean zehir perdesini mükemmel kullandı bu round. Yani son kalan isim de Fred olacak. B ön tarafında Jonix ile birlikte Marvel. Marvel'dan net bir headshot. Yani fırsat kalmıyor pek dediğin evet. Gibi. Evet, bu arada eş zamanlı olarak A'ya girildi. Şapaz'dan güzel bir savunma vardı. Mean bu arada imdeli lurk'te yakalamış. Şapaz'ın klasik artık Heaven'dan kafese giren oyuncu yakalama olayı. Tuzağa giren oyuncu yakalama olayı. Po'dan da bir headshot geldi. Fred'de Kero kaldı. Mean Fred'i de bulunca Kero'dan muazzam bir vs3 clash görecek miyiz? Onu sürüyor açıyor. Bu kadar önde yakalanmayı beklemeyecekti o da. Marvel cross'lu bir... Şimdi geri kaçacak. Oraya doğru gelen bir tane sülük var. Birazdan infoyu vermiş olacak zaten. C tarafına speed taktik edecek. Jonix uzunda hala. Yalnız nereye girdi oradan? Muş double door içerisinde Mean Kero'yu yakalamış. Mean side'den bir oyuncu daha bulmaya çalışıyor. Aslan! Hata yapmadı. Pova'dan Muş skoru. Aslan'dan ikinci kill de geliyor. Side'da hala cepte Jonix var. Jonix'i biliyorlar bu. Evet. Ama Jonix de tabii çıkamadı oradan. Ulti geliyor, ulti geliyor ve ultinin içinde bye kaldı. Bye. Garanti kill. Fred çok güvenli oynadı burayı ve iki oyuncu da Link tarafından gelecek. Marvel ile Şapaz. Şapaz ilk vuruşunda gayet başarılı. Ve gelen keşifok'un yerini gösterecek. Yine de bulabiliyor bir oyuncuyu. Birebir de kaldı Fred. Soluna baksa. Soluna baksa belki. Birden fazla kill çıkarabilirdi Heaven tarafından. Şimdi bu arada etkilendiğimi diye bakıyorum. Kero 71 cana kadar, hatta ikinci şok okuyla 40'a kadar düşmüş. Heal alacak Muş'dan. Evet. Ama alamadı galiba Kero. Şapaz bu arada bu şekilde bekliyor ya. Yani şortta biri olsa vururdu Şapaz'ı. Kesinlikle. Engeler Kero killleri. Oo! 2! Hayır, Pova çıktı. Marvel'da kill var. Kero şimdi 1 vs 2, 3 pozisyon. Site içerisinde yakalanamadı Pova ve Muş son kill'i aldı. Yani Tecrit'te elindeyken çok tehlikeli bir hücum silahı. Ya benim RTX'lerde çok sevdiğim bir line-up var. İşte asit havuzlarının side'a gönderildiği, yine Heaven altına doğru Şahinlerin gönderildiği ama bitirmek için çok yakında olduklarını söyleyebiliriz. Jonix'ten kill var ama Pova çok daha yakında yakalandı. Jonix şimdi B tarafında desteği Marvel'den alacak. Bakalım hücum nereye? B'ye doğru giden bir kaplan var. A Link'te 2 savunucu, B side'de bir savunucu var. Double door içerisinde Mean yakın savunma yapmaya devam ediyor. Mean tabi oradan çıkmamak için zor tutuyor kendini. Muş oraya doğru geldi, pikledi. İki tarafta çok zorlandı ama yakın mesafe Phantom'ı daha iyi tuttu Muş. Spray'de ve Mean'i yakaladı. Şimdi avantaj tekrar BBL tarafında olacak gibi ama tabi side seçimi hangisi? A mı? Şu an double door tarafı boş, C boş ama bu arada midten de pushluyor. Other side savunması fakat yanlış info alıyorlar, C sanıyorlar şu an. Evet, yani C'de çünkü kimse yok round'un neredeyse başından beri ve A tarafında. Şimdi Şahin A link'e kadar gönderilince bunun A olduğunu anladılar. Ball bank denemeleri var ama A'da savunma oyuncularından kimse yok. Marvel'den arka arkaya iki tane şok oku çıkacak. Bunlar biraz geç kalınmış oklar sanıyorum. Bu arada Jonix geçerken fark edildi ve Aslan'ın kiliyle birlikte avantaj tamamen BBL'de. Buldum. Şimdi retake için Şapaz gelecek spandan takım arkadaşıyla beraber, o da yakalandı. Marvel kaldı. Saat içerisinde Aslan ciddi bir hasar veremedi ama pozisyon çok kuvvetli ve Kero bitirdi. Rol çaldı gibi oldu bir önceki maçtan. Geldi, Muj yakaladı. Şapaz, smoke arkası orada. Jonix bayağı koştu geldi. Oraya bakan yok, info mu yok? Kimse? İnfo mu yok, bakan mı yok? Yani arkadan düşmüş olması zaten hani bekleniyordu. Muj'un düşünmesinden sonra. Aslan bu arada üzerine gitmek zorunda. Jonix kaçmayı düşünmedi bile. Tek başına Fred var. 5 saniye. Jonix'i görüyor. İkinci headshot'ta ama düşme tarafından. Pozisyonunu aldı. Mean
Keşifoku için yerini almıştı. Bu arada İmdelal Pova'yı vurarak başlamış. Marvol'dan Kero'ya güzel bir headshot var. Kayıkhane'den Çapaz İmdelal'i nökteyken yakalıyor. Şimdi sahip tarafında tabii hiç beklemeyebilirler. Yeri çok iyi Min'in. Üzerine doğru atlayacak ilk oyuncuyu buldu. Min iyi bir savunma gelecek mi? Muj. Yani çok zor bir vuruş çünkü atlarken de vurmak çok zor bu oyunda. Ve Çapaz 1v2 oynamaya başlıyor. Fred bu arada diğer oyuncunun yerini biliyor Fred. Düzeltiyorum Çapaz. Fred'in yerini biliyor. Saydın üzerine doğru oynamak isteyecek. Buzdan duvar kırıldı Saydın içerisinde ve bire bire getirdi. İnisiyatif şu an Çapaz'a geçti. Duvara çok yakın bir şekilde çıkmak isteyebilir. Headshot angle'da Şerif'i çekti Çapaz. Bir fake. İsabet edecek mi diye bakıyorum. Son verme. Hayır. Göndermeye hazır. Flashlar geldi. Duvar arkasına doğru güzel bir sprey Min'den ama bütün mermileri kutuya attı. Fred çok kolay iki tane takas aldı. Yani bir de aslanı kaldırdı. Fred'den harika bir oyun tabii ki orada takaslarla birlikte ama Other Side burayı çok daha iyi oynayabilirdi. Evet. Atalet'in kontağını hiç beklemediler bile Antek olduğunu bildikleri için. Çapaz iki tane headshot gönderiyor sanırım oraya doğru. Biri kine dönüştü. Jonix bu arada önündeki yanıcından çıkamayacak henüz. Marble ile Jonix yalnız kaldılar. İkinci sıçramada geliyor havaya doğru. Takım arkadaşına zaman yarattı ama Muş bu ultiyi biraz ucuz harcadı. Evet, Kero'da yine bir Brimstone ultisi var. Bunu uygun bir yerde kullanabilir ama sahipte sıkışmış durumda. Wallbang denemeleri Jonix. İyi kaçtı oradan Aslan. Şimdi Jonix yavaş yavaş yan yola doğru gelecek. Yanında Marvel'la beraber Aslan yakın mesafe. Jet ultisini açmış durumda. Oraya doğru çok güzel bir Brim ultisi geldi. Aslan önüne doğru gelecekler. Aslan bunu değerlendirmek istemedi. Bekledi yakın mesafe. Sağ kritikten kill çıkmadı ama Canaz son kill'de Kero'dan geliyor ve BBL Brownus'lar. Kero oraya doğru bir smoke bırakacak mı diye bakıyorum. Evet artık birazdan bırakacak. Top mid'de oyuncuları da var. Ve oyunu B'ye çevirdi BBL. Smoke'dan bu arada vazgeçti çünkü B execute'a doğru ilerliyor oyun. Marvel önde yakalanabilir. Smoke içerisinde beklemeye devam ediyor. İkinci kill Marvel Kero'yu görmedi bile neredeyse ve Jonix hala orada. Çok iyi iş. Şimdi isabeti buldu. Tek başına Fred kaldı artık B önünde. Marvel tek mi? Hayır. Merdivenlerden çıkıp üçüncü. O kırıldı. Orta kontrolü alındı. Pizza kontrolü için tamamen BBL'de. B tarafına doğru kapı kırılıp koşulacak. Jonix main tarafında kalmaya devam ediyor. Oraya doğru gönderilen bir Marvel ultisinden Aslan Majadov kill'i gelmiş. Jonix'ten ikinci kill var. Jonix main tarafını bırakmıyor. Spike düşürüldü. Şimdi aldı. Onu Kero. Jonix'ten bir timing. Başarılı değil belki ama. Yani şu an tüm infoya sahipler. Belki Spike vermiş olsalar bile. İmdiyeler Rök'ten bir kill. İki. Üç. Gelecek mi? İmdiyeler. 10 saniye kaldı yalnız. Jonix içeri girmek zorunda. Arkasında kaldı. Muş üzerine oynayacak. Hayır. Muş izin vermedi. Bir yardım savunmasında yalnız bunu okudu Other Side. Çok iyi okudu. Pova'dan iyi bir yardım geldi. 45 canı var sadece Pova'nın ve Çapaz'da da bir ulti var ama ulti kullanabilecek bir açıda mı? Şüpheli. 20 saniye yani şu an kullansa aslında iyi olabilirdi ama Çapaz Midair buldu. Aslan'ı birebir takastan sonra Çapaz'ın yerini biliyorlar. Bir keşif oku sanıyorum oraya doğru geldi. Hasar ala ala sayda girmek zorunda kalacaklar ama Çapaz'ı şimdi kontrol edemediler tam olarak nedense ilgilenemediler ve 5 saniye 4 saniye Çapaz hala yaşıyor ve vurmaya da devam ediyor 5-5. Evet ve Kero'nun önüne frag yağabilir şu an sesleri duyuyor atlayan bir oyuncu var. İlkini vurdu ikinciyi de buldu Kero'dan çok iyi lurk oyunu. Üçü de vurdu Kero. Biri. Herkesi vurdu. Çapaz'dan takas geldi ama zaten ya. Kero round'a imzasını attı. Çok ilginç gerçekten şu oyunu bozmak için ya Rafters'a döneceklerdi ya da mid'e gideceklerdi. O info kanalı kapatılmış BBL'den. B tarafı bomboş şu an. İleriye doğru çıkacaklar. Aslan bir peek almak istedi. Cezalandırılamadı şu an için. Yakında bir var ama MDL'ler iki tane entry. Şimdi Kero'ya bakıyorum radardan ve Çapaz'ı yakalamış. Müthiş oyun okudu yine. Ulti gelebilir belki ama tek başına Marvel. Şimdi ulti short tarafına doğru erken kullanıldı. Kero düşebilirim düşüncesiyle kullandı muhtemelen. Marvel fark etti. Kolay bir kill oldu. Hemen ultisi geldi. Erken mi kullandı? Bakıyorum Emdelel'i bulacak galiba ama. Emdelel'i işaret etmedi bu. Etmemiş demek ki. Tam üzerinde iyiydi ama tam kamera değişti. Şimdi Pova paranoyasını gönderdi. Side tarafına doğru orada keşif oku geldi bir tane. Elinde silah da yok. Marvel. Son kalan isim olacak. 1v3. İşaretlenmiş bu arada İmdiyeler. Yani üçüncüyü niye denemedi bilmiyorum. Üzerinde baskı olabilir düşüncesiyle ve Aslan Maşadov'un son operatör kili 7'yi getiriyor BBL'e. Birazdan Fred'e bakan kimse yok. Ya bu büyük bir hata ve İlk kill geldi Çapaz'dan takas var. Aslan belki kill aldı ama burada yanan Fred oldu. Dur hiç güleceği yoktu bu arada ya. Fred adına üzülmüştüm.
Sen bu ismini yapana kadar. MD'ler bu arada line tarafına gelen nano sürüler var. Kero önünü kapatacak. Burada olabildiğince zaman yaratmak istiyor ama Kero hem headshot yedi hem MD'ler düştü. Smoke içerisinden bir tane daha kill bıraktı. Aslan yakalanmış. Bir şok oku daha. Jonex Kero'yu bulunca tek başına Mush birebir kaldı. Evet, Jonex'in sahipte olduğunu biliyor. Biraz ses yaptı. Bu arada Mush dolaşmış durumda. Yan yoldan rakibini gördü ve net bir... Evet, yerleşecek oraya doğru. Fred anti-flash'a dönmeye çalışıyordu sanıyorum. Oh. 4 tane oyuncunun yeri belli. Gelen bir şok oku önde patlıyor biraz. Ve bu smoke'tan sonra Kero'nun hemen kırması gerekiyor. Kıramadı Mush. O da yeri belli edilebilir ki öyle oldu. İyi bir adına büyük talihsizlik ama Other Side harika taçlandırdı burayı. Yani bilmiyorum. Ya top hücum ettiler. Spectre'ler yakın mesafe. Tam tersi BBR buna hiç hazır değildi. Yani hem ağzındaki oyuncular olsun hem yerleşimlere baktığımızda Other Side'in böyle bir risk almasını beklemediler. Eğimdeler sarmalını gönderdi, bir de uzuna gönderiyor. Sol tarafa pitleyebilecek bununla beraber. Oraya bir taret koydu. Taretin arkası dönük. Yakın mesela fark etmeyecek ama Marvel'a güzel bir reaksiyon veriyor şimdi. 2v3 hala alınabilir bir round aslında ama Aslan'ın canı çok çok az. Çok az. Bir mermiye düşecektir ama oradan yakaladı Mean'i. 2v2, 2 oyuncu da Heaven altında. Aslan atlıyor. Artık Jonix orada takası almış durumda. Eğimdeler bir önce biliyor, ikinciye bakmayabilir. Pova kendini saklamaya devam edecek. Double pick geldi ama Jonix 4 kill'le beraber bu roundu kapatıyor ve B tarafına çok net bir hücum geliyor artık Other Side'dan. Orada Mush. Neden? Çok zorladı orayı. Aslında yeri açığa çıktıktan hemen böyle saniye içerisinde peak almak istedi. Hem çok oku var. Burada yakına giden Mean olmuş. Tek başına herhangi bir takas mesafesine sahip değil şu an Mean. Dikkat etmesi lazım. Çok önde kaldı. Şimdi Aslan'ın üzerine doğru bir duman bulutu John X'den çıkıyor. Mean'i kontrol edecek. Oh. Yarım bir kontroldü bu ama. Şapaz şimdi Kero'yu yine buldu. Bir anda tek başına Aslan. 1v2 oynamak zorunda. Jonix yakında merdivenden geri çekildi. İki oyuncu da yan yana. Büyük ihtimalle yardımla oynamak isteyecekler. Jonix backside'e kaçtı, tahmin etti. Ama Jonix'ten hemen yardım. Yani çok diye baktı. Yani yakalanmadan karşı için şansı açıkçası. Mush da beraber. Bir pazar crossfire'ı var. Fred. Çok açık. Bu Min'in ultisi geldi. Mush kendini saklıyor. Yakın mesafe ultiyi yakaladı. Min bu arada bir kill çıkarmış. İkinci oyuncuyu Jonix buldu. Ve iki tane entry'yi bulan Other Side ve hızlandıracak. Aim diyorlar orada güzel bir headshot. Hemen açısını değiştirdi. İyi bir pozisyonu var ama Kero yakalandı bu arada. Short tarafı Aslan'ı bulan yine çapaz olmuş. İkinci kill round'daki tek başına MD'ler kaldı. 1v4 oynamak zorunda. Bu arada yerini bilmiyorlar. Yerini bilmiyorlar. MD'ler 1v3'e getirdi oyunu. A'ya gittiğini biliyor. Bir oyuncu B'de kaldı. Şimdi kontakta kalıyor bu arada MD'ler. Yani Mean zamanında gelemezse burayı 1v1 oynamak zorunda kalabilir. Marvel ya da Şapaz. Dediğin gibi TCT'i koyacak şimdi yerine. Side'den çıkartacak ama bir yandan gözler Mean'de. Tabii 10 saniye biraz bekleyecektir MD'ler. Ulti şimdi kullanıldı bir yandan. Heaven altına hemen biliyor. Atlamak isteyecek. Şapaz takım arkadaşını koruyabilir mi çok emin değilim. Ama zaten Şapaz bu düelloyu kaybederken zamanı yarattı kendine ve Marvel hata yapmıyor yerini çok iyiydi. Yani 3 tane BBL taktiğini almadı, infosunu verecek ama bu biraz geç olabilir bile. Fred, Mush'dan güzel bir yardım var. Fred yakalandı. Jonix entresini buldu. Hemen yan yol tarafına Mush gönderiyor ki şok okunu ama ciddi bir hasar yok. Pozisyon değiştirdi, ortaya geldi. Şimdi pizza tarafında boş olduğunu söyleyecek. Zaten 3 oyuncusu da side tarafında. Sadece arkaya doğru Marvel çok cesur yani, çıkmıştı. Bence kill almadan bile ölebilirdi. Kesinlikle öyle. MDNL bir timingle yakalayabilirdi rakibini. Spawn'a gidiyorlar. Şimdi spawn'da bakalım kaç oyuncu pozisyon olacak. Akıl oyunları. Side rakibinin almasına izin veriyor gibi gözüküyor şu an. Buton önünü izleyen Pova var. Oradaki turret hemen kırıldı. MDL'ler Aslan ikilisinden killer. Şapası burada beklemeyebilirler yalnız. Mush silahın ucu gözüküyor. Kontak oynayacak burayı Mush. Side'de olmadığını biliyorlar artık ama tekiği çok iyi yerde çekti. Az canı var MDL'in. 12'ye doğru harika kazandı bu roundu Şapaz. Mükemmel bir 1v3. Karşısında 3 tane oyuncuyu bulacak bir anda. Duvar açıldı ateşten perde. Ve Pova entry'yi alıyor. 5v4 adam avantajı. Tek başına Mush'un üzerine yürüyecekler. Bir mermi isabeti var ama kill çıkmadı henüz. Bir tane kill. 2'yi de buldu Mush. Daha fazla neler yapabilir. Çok güzel bir anti flash ama Mean takası alıyor ve site bomboş. Şimdi 3vs3 en azından Mush oynayabilir bir hale getirdi takımına bu pozisyonu. Kero'nun erken kaybedilmesi sonrası. Fred Kero'yu kaldırdı. Mean flash'ını atacak, çıkacak onların içerisinden yakın mesafe. Kimseyi yakalayamadı MDLL. Mean'in ultisini yakalıyor. Fred'den ikinci kill geldi. Marvel'la Mean son kanı için ver. Mean ateş içerisinden bir yere kadar. Ve Marvel'u da Kero takasladı.
Yani oyun nasıl döndü anlamadım. 3 vs 1 kuvvetlendiriciyi gönderdi. Phantom daha ne kadar hızlı olacak? Yalnız önünden geçti, o infoyu vermiştir Jonix mutlaka. Kero yine de bakan kimse yok oraya doğru. 2 tane kill aldı. Jonix'ten takas var ama Kero fazlasıyla hakkını verdi pozisyonun. İstediği pozisyonunda bıraktı bu arada takım arkadaşlarını. Top mid'e doğru düzeltiyorum. Heaven'a doğru yürüyecekler. Çok güzel. Çok iyi bir flash peek ama sadece bir kill. AMDLL buraya doğru gelip tecriti şimdi kuracak. Ya şu an ekstra oynaması sırası Min ve Pova'da. Evet, sadece şaraphane var. Kaçabilecekleri oraya doğru ikisi birden çekildi. Zaten info da alındı bu arada Min'den. Oraya kesin bakacaklar. Min. Olay, oraya doğru gelen bir flash'tan çıkmaya çalışacak. Yakın mesafe iki oyuncu 2'ye 1 pozisyon. İlk kill'ini aldı ama Muş. Bu arada gir çıktılarla çok zor o gardiyanı kullanmak. Yine kullanımlarının BBL tarafında ağ savunması için konuşacağım. İlk kez bu kadar aktif ve yerinde kullanıldığını gördük. Fred bir kere... Hani girecekler gibi Kero işaretlendi. Şimdi ultiden bakalım yakalanabilecek mi diye bakıyorum. Fred bu arada slow'unu attı. Saate doğru bir ulti var gelen. Fred yakalayabilecek mi? Kimseyi yakalayamadı. Ve yine 3 vs 5. Bakalım burada neler yapacak BBL. Aslan ultiyle beraber geldi oraya. Bu arada bir Sova ultisinden bakalım Muj bir şey çıkarabilecek mi diye bakıyorum. Bir şey çıkaramadı. Ve Spike Brand şimdi alınacak. Yalnız ateşten duvar var. Min Spike'ı kurmayı başardı. Jeneratör tarafından içeri girmek isteyebilir. Bir oyuncunun yeri en azından açığa çıkarılacak. Alarm bot patlamadan önce AMDLL tarafından kırılıyor bir yandan. Evin altında biliyorlar. Aslan ikinci kili. Yeri Aslan açığa çıkmıştı. Üzerine gidecek ama Pova izin vermedi ve tek başına Muş. Yeri ortada. Wolfenglerle birlikte üzerine gitmek isteyebilirler. Muş 8 mermisi var sadece. Shoulder'ladı orayı. İkinciye geliyor. Üzerine gidecek ama Marvel izin vermedi. Pedro'ya gidiyor 44 canda. Ferdin'de 71 canı var. Şimdi pik gelmeye başladı. Kero dirsek tarafında geç kalmış bir mole içinden çıkacaklar mutlaka ama. Devamında Muş'eyim diyorlar Aslan. Çözüyor. Fakat çözmeye başladı. Yarıya kadar geldi. Şimdi onu korumaya çalışacak. Smoke arkası Aslan'dan güzel bir headshot daha geldi ve AIM diyorlar Pova'yı buluyor. Yani 2 vs 4'te hala biraz daha oynayabilirler de. Ok 2'dir. Aslında kötü info veriyor. Bir Astavuz'u daha mid tarafına doğru kullanıldı. Ve Ven tarafına doğru yürümeye başlayan bir Aslan var. Marvol ip odasında beklerken bir anda beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kalabilir. Ve Aslan kili çıkarttı. Hemen sıçrayacak. Bunlar... daha tetiklenmedi ama Kero arkadan gelen Mini yakaladı. Bunlar cypher'sızlıktan kaynaklanıyor şu an. Other side yani tuzaklarını kullanmadığı için... ip odasına sızmalar çok daha rahat oluyor. Ve son kalan isim Pova olacak. Bu da BBL'in 3. round anlamına gelebilir bonus, gibi. Bonus round sadece bir oyuncu kaybedildi. Evet. Yani şu an bu silahını yenilecek pozisyon bulamadı neredeyse. Öyle söyleyeyim. Şimdi Pova yavaş yavaş geldi. Havalandırma tarafından ip odasından geçecek. Karşılıklı iki oyuncu. Kero çok yavaş indi. Pova'ya göre ama Muj'dan takas var. Biraz böyle bir stres görüyorum. Ve Mean bu arada smoke arkası gelen... Tabii Steam Beacon'la birlikte Wolfenglerler var. 26 canı kaldı bir anda Aslan'ın. Üzerine doğru baskı devam ediyor. B'den ışıldıracak ve Jonix. Çok zor. Cross tutan Freddy buldu. Yanıcı. Yanıyorsun. Marvol. Yanıyorsun. Kero Wolfenglerle de bitirdi Marvol'ü. Şimdi Jonix'i bu kadar önde beklemiyor yalnız Kero. Mükemmel bir vuruş. Jonix. Yani gerçekten çok Spike ciddi orada. Patlama anları var bu arada Jonix'in. Spike almaya gidecekler. Jonix bir kola team dedi ama... Yakın mesafeye takım arkadaşı var. Pova da orada. Güzel bir flash. Muj'dan ikinci flash da geldi. Muj kendi de kör ama kafası yana yana çıktı vurdu Pova'yı. Jonix'in canı 3 onun üstüne gitmek isteyeceklerdir ama Jonix yine yanında birini götürüyor. Yani Jonix'ten aşırı ekstra hasar geldi. Ooo Spike yine düştü Muj. Tabii, olabilir. Olabilir tabii ama zaten birebir de şansını deniyorsun. Şimdi fight'e girmek isteyecek. Şapaz geldi ve Şapaz bakmıyordu. Tam Heaven'a dönerken son anda indi dedi. Fark ederek onun da mermi sıkmasıyla döndü. Şimdi Pova önde yakalanabilir ve gelen bir keşif oku var ama çok ilginç bir timing. Jonix şimdi sıçrayarak ileriye doğru gidecek. Dash'le birlikte geri karşı farkında değildi. Bunun ikinci kill gelmedi birebir takastan sonra. Wow. İkinciyi de buluyor Kero. Harika bir crosshair placement. Ve şimdi Mean Tech. Muj'u geriye doğru kaçarken gördü. Yalnız perdenin arkasında iki oyuncu var şu an. Evet şimdi bir Killjoy tecriti geldi. Rampadaki oyuncular kalacak. Oraya doğru ultiyle beraber kıracaktır. Ve kırdı. Yani Kero inanılmaz yararlı oynamaya devam ediyor. AIM'den bir chat daha gelmiş. Marvel'le beraber Şapaz spamdan çıkacaklar. AIM'den birazdan o infoyu aldı. Bak tekti. Marvel'u yakaladı. Muj'da son kill alıyor. BBL'den net ucum ama. Kapalı ve yakın bir kurgu. Şapaz ipten aşağı iniyor. Yanıcı şimdi patlayacak evin altında. Çok iyi kurgulanmış bu oyun ve Pova yakalandı derken Şapaz
Wolbank'li headshot. Şapaz şimdi oraya sızmaya çalışacak ama Fred hemen onun üzerinde. Tabii beklenmeyen tek şey MDL'nin arkadan gelmesi. Eş zamanlı killer. Bir anda 4 ve 2'ye geldi oyun. Jonix'te bir ulti görüyorum. Ama ulti atması için çok elverişli bir ortam yok. Evet, 4'e 2 pozisyonu. MDL onu iyi dojladı mı? Bakmadılar oraya. MDL paketledi. Saniye kaldı. Büyük hata. Tespit edilemedi yalnız. Büyük hata. Mid'in boş olduğu infosu gidiyor. Şu an alarm botay ne kadar tetiklenecek olsa da beklemeyebilir bu hareketi. Şapaz sahil arkasında harika bir yardım. Boğa'dan 3 kill oldu toplamda. Şapaz hala yaşıyor 6 canı olmasına rağmen Arambot şimdi tetiklendi. Rampa önünde Fred'le birlikte Aslan birleştiler. Ama Spike other side kontrolü altında. Marvel bir yandan Heaven arkasından denemeye devam ediyor. Min açıkta yakaladı Aslan'ı bir anlık. Dikkatsizlik. Bu arada Raze'in de infosunu aldı. Kabulü gördü kaldırır. Jonix çok iyi kaçtı. Yani bu arada Şapaz'ın canı azdı. Fred gerçekten biraz daha oyun alanı bulabilseydi genişlik hamlesi geliyor. Bu da işe yaradı diyebiliriz şu an için. Viper yeni var Mean'den. Çok güzel kapattı orayı bu arada o. Çok iyi kapattı ama önde yakalanabilir. Elinde sadece bir Spectre var ve farklılardan öne çıkmak istedi Mean. Yani rakibi illa geri kaçmayacak tabii ki. A'ya çeviriyorlar. A'ya çevirecekler. Evan tarafında Jonix güzel bir kill aldı. Yakın mesafe. Ultisi boşa gitti ama Şapaz'dan yardım var. Jonix hala orada. Fred ortada kaldırdı MDL'li bir anda herkesin arasında. Mush kill almış. Şapaz toparlayamadı. Ne oluyor? Ne izliyoruz Evan'da biz neler izliyoruz? Sight'te hala 15 saniye. Marvel beklemeye devam ediyor. Oyunu B'ye çevirdiler. Pova'nın önüne çıkacak 3 tane oyuncu. Under Evan kontrol edildi. Ama çok zor yaptı. Çok kötü başladı. Harika bitirdi. Pova 11 canı var. Tek başına Mush kaldı ama round'u kazanma ihtimali yok artık. Pova yani o Bulldog spreyi gerçekten büyük yani bela olabilirdi. Şimdi yalnız ulti geliyor Marvel'den. Kurmasına engel oldular Fred'in. Ve bir kez daha tetiklendi Fred. Ekart etmeyi başarıyor rakibinin ultisini. Şapaz bu esnada Kero'yu yakalamış. Elbow da önde yakalanabilir. Yalnız Aslan 73 canı güzel, var. Armor'u kırıldı. Üzerine doğru baskı devam ediyor. Şimdi site'den çıkmak zorunda kalacaklar. Bir yandan Muj'da gözler. Nanosürü öyle bir güzel kullanıldı ki. Muj pozisyon alınca. Çok Fred, zor vuruş. Güzel burstler. Headshot angled ama yerinden edildi. Şimdi side'a girmeye çalışacaklar. Kapalıya kurulmak zorunda kaldı hatırlatalım. Ters angle'da bir isim daha var. Tek başına kaldı. Şapaz yarıya kadar çözdü. Şapaz'ın çözmediğinin farkındalar. Altı mermisi var sadece. Çözmek için üzerine çok gidecek zorlandı. Ama Aslan Muj ikilisi çözdü burayı. Yani çok zor bir postprentti bu arada. Oyunu B'ye çevirdiler. Yalnız B tarafında bir tahmin var. Heaven altına doğru iki oyuncu geldi. Side tarafında isimler var. Kero pikleyecek ilk oyuncu. Double pick geldi. Min onları yakaladı. Spike düşürüldü. Asit havuzu da gelmiş durumda. Min nereye gidiyor? Min nereye gidiyor? Fred onları durduruyor. İki tane headshot'la beraber. Marvel ve Pova kaldı. Aslan. Hatta son kalan isim artık Pova. Ve MDL'en Lurk'ten yakaladı Pova'yı. Yani other side için belki de round kazanmak çok kolay olabilir. Çıkmadı. İlerlemeye başladılar. MDL'en görecek rakibini ama bir türlü bulamadı. Marvel bundan çok iyi yardım alıyor. Yararlanıyor. Aslan bu arada bayı açmış. Ne yapıyor side'da Jonix? Kaçmaya mı çalıştı? Yardıma mı geldi? Anlayamadım ama Kero'dan kolay bir kill oldu. Şimdi drone gelecek. Bir yandan Sky Heal'ı da takımı çok rahatlatıyor yalnız. Kero ultiyi kullanmadı. Marvel ipin altında. Yani Heaven'a attığında Marvel de yakalanabilir. Of. Muj bu arada kimçikliği de bulmuş tek başına. Marvel gerek kalmadı. 9-3 BBL adına aktif. Marvel karşısına Aslan gelecek. Biraz uzun sürdü bu düğünü. Aslan istiyor kili. Mi? Hayır. Aslan dediğin gibi kovaladı. Şimdi dirsek tarafında ilk oyuncu birden var. Eğimdela çok net bir çıkış yaptı. İki isim daha var. Onu da Fred'le beraber Muj buldu. Jonix ölürken yanında Muj'u da götürüyor ama BBL 10. rounduna ulaştı. Boşaltıldı. Güzel bir oyun izliyoruz şu anda The Side'dan. Side'a girerken iki tane headshot çıktı. Yalnız MDL birini kill'e dönüştürebildi. Şapası da görüyor. Mermisi kalmadı ama hala vuruyor. Acayip davrandı. İki tane kill. Çok iyi zaman yarattı. Smoke'dan şimdi Pova çıkacak ama Aslan bulmuş. Çok hazırlar. Eş zamanlı killer. Ve Aslan dönüp Jorix'i screen'e girerken yakalayınca 11'i buldular. Ve bu Force By'da 20. Bir Brimstone'la bu arada bu. Çok müthiş iyi. Gerçekten yani çok iyi. Hani Sova'yla gördük, Sky'la gördük buna yakın rakamları ama Jem Ison vardı Breach'le. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. 30. Geçti Fred. Oradan kaçmaya çalıştı ama Aim'lerin takısı var. Muj'u kimse bilmiyor yalnız. Şimdi artık öğrendiler. Biliyorlar Muj'u oradan.
Tazmanya kaplanını kullanacakmış. Marvel'ü kontrol etmeye çalışıyor. Bir yandan Aslan'ın denemesi var. Deyim Delal yardıma geldi. Muş şimdi çıkacak öne doğru. Rakibinin farkında. Sıkıştırdı. Bir tane daha. Harika oynadılar. Deyim Delal'le birlikte. Spike. Muş. Spike geride kaldı. Marvel'le birlikte. Min vuruyor Aslan'ı. 2-3 kaldılar. Ve şimdi nöron hırsızı kullanılacak. İki oyuncunun da yeri belli. İki tane yıldız işaretlendi. Son kaldı. Ama dediğin gibi Pova son. Ve 13-5. Split haritasıyla birlikte.